Herkese merhabalar. Trendyol'da satış arttırma yöntemleri video serimize hoş geldiniz. Dilerseniz birlikte pusula ekranlarında neler yapabiliriz? Buradaki raporları kullanarak satış adetlerimizi nasıl arttırabiliriz? Birlikte inceliyor olalım. Hadi o zaman lafı fazla uzatmadan şöyle videomuza devam ediyor olalım. Gelelim Trendyol panelimizde pusula ekranlarının önemine ve kullanım şekillerine. Arkadaşlar, Trendyol kullanıcı panelimiz zaten standart herkesin. Yukarıki menüden pusula ekranına geçiş yapıyoruz. Pusula ekranlarımız önceden tabii ki biraz daha karmaşıktı ama şu anda çok daha gelişmiş şekilde bize sunuluyor. Görmüş olduğunuz üzere pusula ekranına giriş yaptığımızda satış, operasyon raporları, satış arttırıcı raporlar ve değerlendirmelerim gibi birçok alan var. Bu alanların altında da alt başlıklar var. Bunların hepsini ayrı ayrı kullanıyor olun zaten. Şimdi hepsine birden değinmeye kalkarsam çok uzun bir video olacak. O yüzden ben son dönemde kullanarak satışlarımızı arttırdığımız ve birçok müşteride de test ettiğim satış arttırmaya yönelik birkaç adımı sizinle paylaşıyor olacağım. Ama siz bu ekrana gelerek sonrasında diğer noktaları ve diğer başlıkları da tek tek inceliyor olun. İnanın burada çok fazla yapılacak iş var. Şimdi büyüme önerileri kısmı bizim için çok önemli. Büyüme önerileri kısmında bakın, düşük ziyaret, yüksek satış. 3 tane ürün tespit etmiş Trendyol algoritması bana. Yüksek ziyaret, düşük satış 18 adet ürün tespit etmiş. Sepette bekleyen ürünler ise 3 adet ürün varmış. Altlarında da zaten bazı püf noktaları belirtmiş. Bakın, daha önce sepete atılan ürünlerde yapılan fiyat indirimleri ise %40 oranında satışa dönmektedir. Yani hemen gelin bakalım. Satmış olduğum, daha doğrusu satmak için listelemiş olduğum ürünlerden 3 farklı ürün müşterinin sepetinde bekliyor. Örneğin kadın siyah yüksek bel toparlayıcı parlak disco tight ürünü şu anda 49.90'dan satışı bulunan bir ürün ve ben eğer ki bu ürünü satmasını istiyorsam müşteri sepetine eklemiş ve bekliyor, bir sebepten ötürü bilemiyorum neden bekliyor. Ürün fiyatını güncelle deyip listeye gidip zaten direkt ürünün açıklamalarının olduğu güncellemelerini yapabileceğiniz sayfaya gönderiyor size. Gelip fiyatını 49.90'dan, örnek veriyorum, 47.90, 8.90 herhangi bir indirime götürürsem bu müşteriye bir bildirim gidiyor. Mobil uygulaması üzerinden diyelim ki sepete eklemiş olduğunuz ürün indirime gidildi ya da indirime girdi tarzında bir bildirim gidiyor. Haliyle bu da bu ürünün satışa dönmesini sağlıyor. Orada bahsedilen %40'lık oranı aslında bundan ibaret. Sepette bekleyen ürünler kısmında geçen hafta yaklaşık 12 adet ürün vardı. Bu 12 adet ürünün birçoğunda evet ufak da olsa indirimler yaptım ve müşterileri tabiri caizse biraz dürtmüş olduk. Böylelikle satışa yönlendirmiş. Pusula ekranlarında sepette bekleyen ürünleri mutlaka kullanıyorsunuz. Gelelim yüksek ziyaret, düşük satış. Adından zaten anlaşılabilecek üzere çok fazla ziyaret alıyor ama satışa dönmüyor buradaki ürünler. Zaten Trendyol'daki en önemli şeylerden biri ürünlerinizin keşfedilmesi. Bu noktada ürünleriniz keşfediliyor. Tamam, ürünler keşfedildi ama satışa dönmüyor. Yani burada ya buy box kaybediyorsunuz ya da fiyatınız çok pahalı geliyor, müşteri almıyor. Buy box sizde olsa dahi, eğer satış olmuyorsa. Yapacağımız olay şu. Bakın, ben bu ürünü 59.90'a satıyormuşum ama buy box fiyatı 20 TL'ymiş. Ve bu üründe 18.711 tane ziyaret var. Ya bu ürün inanılmaz satıyor Trendyol'da ama ben pastadan pay alamıyorum. Çünkü fiyattan dolayı. Buradaki buy box'ı alabilir miyim? Buna çalışıyor olmam gerekiyor. Eğer bu buy box'ı alabiliyorsam, örnek veriyorum 19-18 TL gibi bir fiyat rekabetine girebilirsem, bu noktada çok ciddi satış adetleri elde edebiliyor olurum. Bir farklı ürünü daha inceleyelim dilerseniz. Görmüş olduğunuz üzere burada bir çelik İspanyol paça tight satışı var. 79.90 şu anki fiyatım ama ürünün buy box'ı 55 TL. Yani 55 TL'den satan bir firma var.
Bu noktada ben bu fiyat rekabetini ele geçirebilirsem ciddi bir satış rakamına, satış adetine ulaşabilirim aslında. Yani bu noktada da takip etmemiz gereken ikinci ekranlardan bir tanesi büyüme önerilerinde yüksek ziyaret, düşük satış. Burayı takip edilerek hangi üründe nasıl bir buy box performansı sergilemelisiniz aslında onu bulabilirsiniz. Gelelim üçüncü nokta, düşük ziyaret, yüksek satış. Arkadaşlar burada bu ürünler az ziyaret edilmiş ama gelen almış. Bu bize ne veriyor? Yani bilgi olarak buradan ne çıkartabilirsiniz? Çok önemli bir nokta. Biliyorsunuz ki Trendyol'un içerisinde reklam alanı var. Reklam vererek bir ürünü ön plana çıkartabiliyorsunuz. Bu ürün düşük ziyaret alıyor ama gelen ürünü alıyor. Demek bu ürün güzel bir ürün. Bu ürünü bir şekilde insanlara ulaştırmalısınız. Yani buradaki ürünleri mutlaka reklam etmelisiniz. 5 kişi gelmiş, 5 kişi almış. 13 kişi gelmiş, 6 kişi almış gibi noktalar varsa zaten işlemler kısmında bakın burada reklam ver yazıyor. Bu ürün satabilecek potansiyeli olan bir ürün. Reklam vererek Trendyol listelerinde bu ürünü ön plana çıkartabiliyorsunuz. Hemen reklam vere bastığınızda reklam ekranına gönderiyor sizi ve burada bakiye yükleyerek, bakiye aktararak zaten reklamlarınızı verebiliyor olursunuz. Mevcuttaki o haftalık alacağınız ya da o aylık alacağınız ödemelerden buraya mutlaka bakiyeler aktarın. 100 atın, 200 atın, 300 atın. Bu bakiyelerle de oradaki biraz önceki ekranda listelemiş olduğumuz, hemen görelim tekrar. Burada listelemiş olduğumuz ürünlere işte 50 TL, 100 TL, 150 TL bütçelerle mutlaka reklam çıkın. Bu ürünler bol bol favori ve yıldız alsın. Sonrasında bu ivmeyi yakalayınca zaten bol bol satış getirecektir bu ürünler. Görmüş olduğunuz üzere burada birçok seçenek var aslında. Yani size tükenen ürünleri listeliyor. İşte yüksek favori düşük satış var burada. Bakın yüksek favori düşük satış. Bu da aslında fiyatla işte orantılı bir sistem. Bunları mutlaka kontrol edin ve buradaki büyüme önerilerinde yazan adımları uygulayın arkadaşlar. Böylelikle satış adetlerinize etkisini göreceksiniz. Unutmayın her zaman söylerim. Beklediğimiz yerde, durduğumuz yerde satışlar bize gökyüzünden düşmeyecek. Bir şeyler yapmanız lazım. Harekete geçmek için doğru zaman şu an. Herkese bol satışlar diliyorum.